Amerikan Başkanı Trump'ın sağlık reformunun Senato'da gerekli desteği bulamaması sonrası dolar diğer para birimleri karşısında zayıfladı. 1.15'in üzerine çıkan Euro-Dolar paritesi 15 ayın zirvesini test etti. Amerika'da NAHB konut fiyat endeksi Temmuz'da 64'e gerileyerek 8 ayın en düşük seviyesini gördü. Beklenti 67 idi. Bank of America'nın ikinci çeyrek hisse başı karı 0.46 cent oldu. Beklenti 43 centti. Goldman Sachs'ın ikinci çeyrek hisse başı karı da 3.95 dolar oldu. Beklenti 3.43 dolardı. İngiltere'de enflasyon Haziran'da aylık değişim göstermedi. Beklenti 0.2 enflasyondu. Yıllık enflasyon ise Haziran'da yıllık %2.6 arttı. Beklenti 2.9'du. Almanya'da yatırımcı güvenini ölçen ZIV ekonomik beklenti endeksi Temmuz'da 17,5 artış kaydederek 18 puan beklentisinin altında kaldı. ZIV cari durum endeksi ise aynı dönemde 86.4 oldu. Beklenti 88'di. Bloomberg'un haberine göre Avrupa Merkez Bankası Eylül ya da sonrası için olası teşvik senaryoları üzerinde çalışıyor. Bloomberg'un haberine göre Citigroup, Frankfurt'u Avrupa'daki yeni trading merkezi olarak seçti. Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoğu Mayıs ayında geçen yılın sonuna göre %6.4 artışla 104.3 milyar dolara yükseldi. Derecelendirme kuruluşu JCR'ın başkanı Orhan Ökmen, Türkiye'de negatif yönde artan kamu açıklarının makro göstergelerin bozulmasının temel nedeni olduğunu belirtti. Ökmen, hazinenin artan borçlanma talebi zayıflamadan ve yüksek enflasyon kontrol altına alınmadan mevduat faizlerinde indirim olasılığının düşük olduğunu savundu. Nomura, gelişen piyasalar ekonomisti İnan Demir, dolar TL'de son dönemdeki düşüşün yurt içi gelişmelerden değil, doların küresel hareketinden kaynaklı olduğunu vurguladı. Rabobank gelişen piyasalar kur stratejisti Mati ise Fitch'in Türkiye'nin BB artı olan kredi notunu revize etmesinin pek olası görünmediğini ancak kuruluşun Türkiye'nin ekonomik aktivitesindeki etkili iyileşmeyi kabul edileceğini öngördü. Netflix bu yılın ikinci çeyreğinde 5 milyonun üzerinde yeni aboneye ulaştı. Yeni abonelerin 1 milyon 70 binin Amerika'dan 4 milyon 140 bininin de Amerika dışı ülkelerden geldiği belirtildi. Netflix'in net karı da bu yılın ikinci çeyreğinde %61 artışla 66 milyon dolara çıktı. Petrol, Suudi Arabistan ihracatı azaltmayı planladığına dönük haberlerle 2 haftanın en yüksek seviyesini test etti. Ve hazine bugün düzenlediği 3 tahvil ihalesine toplam 10 milyar 188.6 milyon lira borçlandı. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda bu gece de karşınızdayız. Zayıflayan bir dolar var karşımızda ama bu zayıflamaya ne neden oluyor? Kim doları zayıflatıyor diye sorduğumuzda bugünlerde Amerikan Başkanı Donald Trump'a gözler çevriliyor. Trump'ın sağlık yasası Amerikan Senatosu'ndan şu görünür mevcut duruma göre geçemiyor. Yeterli desteği alamıyor. Üstelik Senato'da Cumhuriyetçiler yani Trump'ın kendi partisi daha fazla oy oranına sahip olmasına rağmen 52 Cumhuriyetçi olmasına rağmen ama 2 tane Cumhuriyetçi senatör Trump'ın sağlık yasasından desteğini çekince olay sıkıntıya girdi ve belki de sağlık tasarısı Senato'dan geri çekilebilir. Bunu değerlendiriyor şu an Cumhuriyetçiler Amerika'da. Birazdan son ayrıntıları alacağız Melike Ayan'dan. Trump söylediklerini yapamıyor, Trump yeteri kadar teşvik veremiyor. Bu da doları zayıflatır beklentisiyle bugün Euro-Dolar paritesinde çok ciddi bir yukarı yönlü hareket gördük. 1.15 seviyesinde üzerine çıktık Euro-Dolar'da. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'yi de bekliyoruz Perşembe günü. Bir de güçlü Euro ve Draghi, güçlü Euro ve Avrupa Merkez Bankası ne yapacak? Daha da mı Euro'yu güçlendirecek kararlar gelecek Avrupa Merkez Bankası'ndan merak ediyoruz. Onu konuşacağız elbette. Borsa İstanbul'da bugün o üst üste rekor üzerine rekor senaryosunun bir miktar virgül mü diyelim artık nokta mı diyelim düşüşle Borsa İstanbul'un kapandığını gördük. Devam edecek mi bu satış merak ediyoruz. Euro bölgesinde
Amerika'da ve bugün artık eklendi İngiltere'de de zayıf enflasyon verileri karşımızda. 2.9 beklenirken 2.6'lık bir enflasyon İngiltere cephesinde. Bizim Merkez Bankamız sıkı duruşunu korurken tahvil ihaleleri bugün gerçekleşti. Faiz cephesinde çok ufak bir geri çekilme var. İyi bir talep olduğundan bahsediliyor tahvil ihalelerine. Ve Fitch'in bu cuma Türkiye'nin kredi notu konusunda hangi karar vereceğini konuşacağız iki değerli konuğumuzla. Özlem Bayraktar, Gökşen Bizdar olacak Tacirler Yatırım'ın baş ekonomisti. Hemen yanında Burak Kanlı, QNB Finans Yatırım baş ekonomisti. Az sonra küresel piyasalarda, ama bir sohbete geçmeden önce bir de anketimiz var. Onu da birazdan aktaracağım sizlere. Rakamlara şöyle bir göz atalım. Rakamlar ekranlarda. Dow Jones eksi'de, S&P 500 yatayda, Nasdaq ise artıda gidiyor şu son bir saate girdiğimiz dakikalarda. Euro dolar paritesi 1.15'i aştı demiştik bugün itibariyle. 1.15.60'lardı şu saatte karşımızda. Dolar TL'de 3.52.24'ü görüyorum. Dolar TL aşağı geliyor. Euro TL'de 4.07 var karşımızda. Altında 1243 dolar altın. Nefes aldı deyim yerindeyse. 10 dolara yakın yukarıya gitti. Borsa İstanbul'da satış 0.5'e yakın gerçekleşti. 105.700'ler ama hala 100.000, hatta 105.000 seviyesinin üzerindeyiz. Petrol fiyatları da son olarak ekranlara gelsin. Hemen Melike Ayhan bizi bekliyor olacak Amerika'da. Petroldeki son durum, Brent petrol ve Amerikan tipi ham petrol olarak karşınızda. %1'e yakın yükseliş hareketleri ekranlarda. Efendim New York'a, Melike Ayhan'a döneceğiz. Aslında Washington'a mı Melike dönmemiz lazım? Gözler orada, Senato'da. Geçemiyor bir türlü Trump'ın bu sağlık tasarısı. Ve bu da doları zayıflattı bugün. Ne diyorsun, son bilgiler nedir? Amerikan Kongresi'nde de tabii şu an yoğun bir mesai var sanıyorum. Senato'ya vardığı anda öldü deniyor. Ne için? Sağlık reformu için. Sen çok güzel söyledin. Acaba Donald Trump'ın hiçbir dediği gerçekleşemeyecek mi? Bütün bu ekonomik reformlar, Kasım'dan beri saydığı, dile getirdiği, yapacağız dedikleri acaba suya mı yattı? Zaten biz onun şu anda yansımalarını görüyoruz. Borsada bir tatsızlık var. Senin de gördüğün gibi. Hem de neye rağmen? Şimdi karlılık 1, 2 düşük enflasyon ortamı, düşük faizler, zayıflayan dolar, ama bu borsaya yansımıyor bir şekilde. Sen de söyledin, cumhuriyetçiler de karşı çıkıyor sağlık reformunun geçmesine. Neyin? Trump'ın verdiği. Obamacare'i öldürelim, yok edelim, Trumpcare'i alalım. Yok, olmuyor. İşte buna rağmen Twitter'da tweet atıp devam, yolumuza devam, bir daha deneyeceğiz, geri döneceğiz mesajlarını veren Donald Trump'a artık kimse inanmıyor. Vergi reformu, kurumlar vergisi, altyapı harcamaları da artık iyice suya yattı, düştü diye görülüyor. Borsa bu yüzden baskı altında. Finans sektörü de kaybettiriyor, kaybettirmeye devam ediyor bu hafta, iki haftadır. Çünkü şimdi Trump seçildiğinden beri, o seçildiği süreden sonra geçen 3 ay içinde Goldman Sachs ile Bank of America en çok getiren iki bankaydı. Performansları o kadar yüksekti ki %30 getiri yaptılar. Hisse senedi performansı o kadar güçlüydü. Şimdi tam tersine döndü. 9 yılın dibinde Goldman Sachs'ın tradingi. Tradingdendir devamlı geliri. Ana gelir buradan. Bank of America'nın da kredilerden, borçlardan. Şimdi bakıyoruz, ikisinin de bugün geldi bilançolarına. Adeta rolleri değiştirmişler, birbirlerine paslamışlar. İkisinin de karı yukarıda, analiz tahminlerinin üstünde olmasına rağmen düşüyorlar. Neden? Çünkü ana ticari, yani ana karlılık birimlerinde zayıflama var. Goldman Sachs trading'den değil, krediden biraz daha kurtarıyor. BofA, yani Bank of America'da trading'den biraz kar yapmış. Ama bunlara bakmıyor analistler. İşte biri krediden, diğeri tradingden alırken değiştirdiler ama bu bizim beklentilerimizin altında, bu değildi diyorlar. Bir yandan o var, finans sektörü, bankacılık sektörü kaybettirirken sağlık sektörü toparlanıyor. Neden? İşte Obamacare ile alakalı, bugün Senato'da olanlarla alakalı olarak United Health'in biraz toparladığını görüyoruz. Harley Davidson düşüyor, perakendelerde de düşüş görüyoruz. Ve ekonomik verilerde karışık gelmeye devam ediyor.
İthalat ihracat fiyatlarına baktığımızda -0.2 aylık bazda ithalat fiyatı ve yıllık bazda biraz bir artış var. İhracatta da düşüş yaşıyoruz. Tam ihracat ithalat demişken Trump'ın Washington'da Meksika ve Kanada'yla da bir araya gelip NAFTA'yı konuşması bekleniyor. Çünkü vaadi şu: ithalleri artık keselim, ihracatı artıralım. Hem de hangi sektörler? Ziraatten ve finansal sektörden onlara ihracatta biraz daha destek yapalım ve onları artıralım diyordu. İşte NAFTA ile ilgili konuşma, görüşmelerde bunlar ve bu şu an itibariyle borsa tekrar kırmızılarda diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Trump bıraksın NAFTA, önce şu sağlık tasarısını geçirsin Allah aşkına kongreden ya. Vallahi Trump işte NAFTA ile uğraşıyor, Meksika ile uğraşıyor. Onunla uğraşıyor, bunun şu sağlık tasarısını bir geçir hele, ondan sonra değil mi içeride şu bir meseleleri hallet, ondan sonra yurt dışında da çözersin herhalde diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler. New York temsilcimiz bir kez daha karşımızda olacak saat başında. Biz dönüyoruz efendim stüdyomuza. Burak Kanlı bizlerle, Özlem Bayraktar Gökşen bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burak ve Özlem. Efendim izleyicilerimiz de hoş geldiler. Adreslerimiz ekranlarda. @bloomberg.at Twitter adresimiz. Hemen altında da e-mail adresimiz var ki bize ulaşabilirsiniz. küreselpiyasalar@bloomberg.com. Arada yine mesajlarınıza bakmaya çalışacağım. Siz gönderin efendim. Bir de anketimiz var. Anket bu hafta Fitch yine herhalde başladık. Evet, Fitch. Dün 0 atalım mı sorduk. Çok net bir yanıt aldık. 2-0 atalım çıktı. 2 çıktı. 2 çıktı. Seçenek tek neydi? 0, 3 çıktı. 2-0. 3-0. Atmayalım. Yok, 3-0 değil. Sen de ya, Özlem. atmayalım mı? 1-0, 2-0 diye sorduk. %39'la en çok 2-0 atalım diyen çıktı. Toplam 0 atalım diyenlerin oranı %65 falandı. Atmayalım diyenler 35'te kaldı. Oldukça azınlıktaydı. 0 atılmasını istiyor bizim takipçilerimiz. Ama acaba Fitch konusunda ne düşünüyorlar? Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu cuma Türkiye'nin kredi notu konusunda karar verecek. Sizce hangi kararı verir? Kredi notunu mu artırır? Not görünümünü mü yükseltir? Yoksa notu ve görünümü değiştirmez mi? Ali Ağoğlu derse Barış niye düşürmez? Düşürme seçeneğini koymadın diyebilir ama öyle bir, hiç böyle bir beklenti olmadığı için koymadık. Onu da hani açıklamasını yapayım. Böyle tamamen pozitife dönük bir anket yapıyormuş gibi olmasın, anlaşılmasın. Değil mi? Öyle bir saniye, öyle bir kaygımız, öyle bir endişemiz yok yani. Öyle, o kaygılarla yapmıyoruz anketi. Hemen ben Burak Kanlı'yla yine başlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi Özlem, artık bundan sonra Burak Kanlı'yla. Anladım ben onu. Artık tercihim Burak Kanlı'dan yana kullanıyorum. Nerede yanlış yaptım onu da söylersen. Yok, yani çok hığı diyorsun. Aynen. Yani programın da başında. Başında bitiriyorsun. Bitiriyorsun programı. Ne yapalım? Bizim de tercihlerimiz oluyor. Burak Kanlı, Trump. Trump bir türlü söylediklerini gerçekleştiremiyor ve artık sağlık tasarısı da senatoya takılınca bugün doların ciddi şekilde zayıfladığını, euronun değer kazandığını gördük. Ama tabii ya Trump mıdır bu doların zayıflamasının nedeni, onu da sorayım. Yani doğrudan yine yönlendirmiş gibi olmayayım, ne dersin? Vallahi şimdi Trump ne zaman geldi? Kasım ayı. Kasım'da seçildi, Ocak'ta, koltuğa geldi. Oturdu. Evet. Yani bu vakte Trump'la ilgili 3 şey öğrendik. 1. Gezmeyi çok seviyor. 2. Konuşmayı çok seviyor. 3.'sü de Twitter'ı çok seviyor. Onu işte iletişim kurmayı çok seviyor. Gezmeyi çok seviyor. İşte Suudi Arabistan'a gidiyor, bir şeyler oluyor. Şimdi Kanada'nın, gerçi nerede buluşacaklar bilmiyorum. En son Fransa'ya gitti. Evet, onu çok seviyor. 3.'sü de içeride iş yapma gücü, etkinliği oldukça sınırlı. Yani biz aşama aşama buraya geldik. Önce şu olmayacakmış dedik. Ondan sonra bu da olmayacakmış. Ondan sonra acaba sağlık reformu olacak mı olmayacak mı? Bak çok muhalefet var dedik. Şimdi de artık onu rafa kaldırdık. Şimdi doların zayıflamasının bir sebebi bu. Ama diğer sebebi de Kasım ayında Trump geldikten sonra piyasalarda, yani gelişmekte olan ekonomilerde büyük bir satış oldu. Neden? Çünkü Amerikan ekonomisi gümbür gümbür gelecek beklentisi oluşuyor. Biz de burada ne dedik? Ya dedik arkadaş, yani bu sihirli değnek olarak görmeyin. Kamu harcamalarını arttıracağım, ekonomiyi coşturacağım. Şimdi bu, vergi indirimleri de yapacağım. Vergi indirimleri yapacağım, işte inşaat sektörünü destekleyeceğim vesaire. Şimdi böyle bir şey olsa, yani kamu sektörünün iğmesiyle ekonomiler coşacak, kaçacak olsa, böyle bir sihirli değnek olsa
Yani ne zaman başımız sıkışsa değil mi? Hemen Keynes'i hatırlardık tık diye şey yaparak sihirlenip. Ne demiş şey Keynes? Sen lafını unutma lütfen ne söyleyeceğini. Hiçbir şey yapamazsak çukur kazdıralım yine doldurtalım mı demiş. Değil mi? Kazdıralım öyle dememiş. Onu bizim askerdeki altbay söylüyordu ama. Tabii öyle demiş yani hiçbir şey yapamıyor değil mi? Kazdıralım çukurları sonra doldururuz evet. Gibi. O da Keynes'iymiş Keynesyen. O da Keynesyen bir Keynesyen albaydı evet. Şimdi şöyle ve ne görüldü? Ya o hani aşırı iyimserlik şu Amerikan inşaat çimento şirketlerini alıp götüren aşırı iyimserlik. Gelişmekte olan ekonomilerden yoğun portföy çıkışlarına yol açan aşırı iyimserlik yerini karamsarlığa bıraktı. Hem de şöyle oldu. Ya Trump bu delikleri yapamayacak olduğu gibi bir de üstüne üstlük iş yapabilme kapasitesi verimliliği de oldukça düşük. Evet yani dolardaki zayıflama ve Trump diyorsun. Trump artı sen de bana herhalde birazcık hızlı şey yap diyorsun toparlı. Yani başladık senle maşallah. O yüzden, ben sana mi? Söylüyorum işte. Kimle başlaman gerektiğini anlat. İkincisi de şu. Şu Amerikan ekonomisine dair bak. Hep aynı filmi izleyip duruyoruz. Ben de ne diyorum? Fed'i hiç dinlemiyorum. Amerikan ekonomisi öyle açıkmış. Yani Amerikan ekonomisi öyle uçup kaçmıyor. Çok olumlu sürprizler vardı. Şimdi olumsuz sürprizler geliyor. Evet. ECB'de sıkı duruşunu yani Avrupa'da sıkı duruşunu devam ettirince karşımıza Euro dolar paritesinin alıp başına gitmesi çıkıyor. Özlem Bayraktar Gökşen ne der? Şöyle aslında sen biraz önce Melike'ye şey dedin ya işte şu sağlık reformunu geçirsin evet. Naftayla falan uğraşacağını. Yani bu süreçte biz Trump'ın gelişi sonrasındaki süreçte politik işleyiş konusunda ABD'den bir şeyi çok daha açık bir şekilde gördük. O da iç politika unsurlarında ABD başkanının eli daha zayıf oluyor. Zor ilerleyebiliyor. Önüne duvarlar çıkıyor. Yani o kadar kolay değil. Dış politikada biraz daha ses çıkartabiliyor. Zaten Trump içeride bir şey yapamadıkça dışarıyla ilgili bir şey söylüyor oluyor hemen akabininde. İşte seyahat ediyor. Orayla ilgili, burayla ilgili bir şeyler söylüyor. Ama iç politika tarafta oldukça zayıf olduğunu gördük bu süreçte. Dolayısıyla her geçen günde bununla ilgili haberler geliyor. Dolardaki son dönemdeki zayıflamanın önemli bir kısmı evet Trump'tan ama dolardaki zayıflama birkaç hafta öncesinden başladı ve kademeli olarak artık Trump'la beraber bir ivme kazandı. Neyle başladı? İşte her şey güzel gidiyor. İşte bütün 3 tane normalizasyona doğru giden 3 tane büyük hatta 5 büyük merkez bankasından bahsediyoruz derken İşte bir de ABD tarım dışı istihdam verilerinde ücret artışlarını da görelim. 4.3'e düşmüş işsizlik bakalım artık hani enflasyona yansıyacak mı dedik. İlk önce oradan golü yedik. Evet oradan dolar endeksinde hafif aşağı yönlü hareketi gördük. Ertesi noktada işte TÜFE'yi gördük. Yani enflasyon verileri beklentilerin çok daha altında kaldı. Buna ek olarak perakende satışlar yine çok zayıf geldi. Onun üzerine de Trump'la ilgili söylemlerin devam etmesi dolar endeksini çok daha aşağı getiren unsur oldu. Euro-dolar paritesi tarafından bakıldığında Euro şu son dönemde işte ekonomik göstergeleriyle, Draghi'nin söylemleriyle biraz daha ön plana çıkıyor. Ve yüklü cari fazlasıyla Almanya'nın temel olarak. Dolayısıyla bu bir miktar daha devam edebilirmiş gibi gözüküyor yani aslında. Yani dolardaki zayıflık devam edebilir mi diyorsun? Çok bir miktar daha yani en azından Euro-dolar paritesinde belki 1.16'ların bile üstünü 1.17'lere gidiş bile kısa vadede görülebilirmiş gibi gözüküyor. Özlem sen dedin ki işte ya geçen haftaki tarım dışı istihdamla başladı. Yani son belki hareket onunla başladı ama şu dolar endeksinin grafiğini sevgili yönetmenimiz ekranlara getirsin. Yani Kasım ayında biz Trump'ın seçildiğini gördük. Kasım ayında Trump seçildikten sonra yukarı doğru güçlenen az önce Burak Kalın anlattığı gibi harcama, bol harcama planları, vergi teşvikleriyle dolar güçlenecek, Amerikan ekonomisi çok iyi büyüyecek. Fiyatlaması belki doları güçlendirdi ama Özlemciğim yani zaten Ocak'tan bu yana biz dolar endeksinde aşağı hareket. Geri verdik zaten. Üstelik dolar endeksi işte 6 tane büyük para biriminin oluşturduğu bir sepet. Dolayısıyla diğer ülkelerle ilgili olumlu gelişmelerde endeksi aşağı çeken unsur oldu. Ama hani son dönemde hani yukarı yönlü şahince böyle toplu bir kooperatif olarak böyle bir yukarıya çıkış vardı. Özellikle bunun tahvil faizlerinde yansıdığını gördüğümüz noktadan tekrar geriye geldik.
Özellikle bahsettiğim nokta oldu. Şu grafiği anlatacak mısın, birazdan mı gelelim? Anlatalım onu da. Onu da anlatalım. Yani tamam. Hazır buraya gelmişken, terminalin hazır, evet. Başına gelmişken. Hem dolar endeksi ve Fed başlığını attık ama burada hani tam olarak Fed'in neyi, neyi gösteriyor? Aynen, bu grafiği daha önce de paylaşmıştık. Şimdi beyazla görülen çizgi bir endeks ve bu endeks Fed'in gelecek dönemde kaç faiz artışı yapılacağına ilişkin beklentiyi yansıtan. Hı hı. İşte o şu anda işte gelecek dönemde birim belki biraz daha üzerinde bir faiz artışı yapılabilir gibi bir yerde duruyor. Turuncuyla olan da dolar endeksi ve birbirlerine ne kadar koreli hareket ettiklerini görüyoruz. Ve son dönemde bu biraz önce bahsettiğim Fed beklentilerini, faiz beklentilerini gösteren endeks çok sert bir şekilde aşağı gelirken aynı sert hareketi dolar endeksinde de görüyoruz. Dolayısıyla aslında bütün bu süreç, işte kötü gelen veriler, Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizlikler, Fed beklentilerinde yansıyor. O da beraberinde dolar endeksini aşağı getiriyor. Ama burada yavaş yavaş da yani Euro-Dolar paritesinde, şimdi Euro-Dolar paritesini şey yapmak, analiz etmek öyle her baba yiğidin yani sağlıklı analiz etmek kolay değil. Bir takım genel denge modellerine dayandırmanız, verimlilik modellerine dayandırmanız lazım ama benim gözlemlediğim şey ki bunu hani zaman zaman paylaşıyorum. Sürprizlerin döngüselliği. Yani iyimserliğin, iyi verilerin, beklenenden iyi gelen verilerin yerini bir süre sonra beklenenden kötü gelene bırakması. Ondan sonra tam tersinde olması vesaire. Şimdi 3 aydır, 4 aydır falan biz hani neredeyse tüm veriler olumsuz. Bundan sonraki süreçte ben bunun tersi dönebileceğini düşünüyorum. Birincisi Amerikan verileri gerçekten toparlanabilir. Olumsuz evet. Gelen veriler. İkincisi de piyasa şu anda aşırı karamsar. Dolayısıyla beklentilerini o Amerikan ekonomisine dair aşırı karamsar hale geldi. Beklentilerini o aşırı karamsarlık altında yapıyor. Ama bu karamsarlığa en yavaş... az önce söylediğimiz Trump aynı zamanda. Evet. Ya da çok pozitif olmamasının, çok pozitif bakmamasının Amerikan ekonomisine... Buna neden olan, piyasanın bu bakışına neden olan Trump. İşte Trump da değişmeden nasıl evet, değişecek bu bakış? Ben sana şunu ya da veriler. Şöyle diyordum ya ben sana. Yani bu finansal piyasalar böyle aşırı duygusal, gelgitleri olan, manik depresi bir sürü adam tarafından hareket, yani piyasa insanı öyle yapıyor. Evet. Çünkü her zaman çok kazanma baskısı altındasın. Dolayısıyla hep uçlara gidiyorsun ya da kaybetmeye baskısı altındasın. Şimdi piyasada bence yavaş yavaş şeye geldi artık. Yani bu hani bir birim risk verecekken 1.3 birim risk vermeye başladı bu Amerikan ekonomisine dair. Dolayısıyla da hani bir bu noktalardan sonra artık ben Euro-Dolar paritesinde tekrar bir geriye dönüş olabileceğini düşünüyorum. Ama yani şey konusu... Borsa İstanbul gibi olmasın. İnşallah olmaz. Ya orada ya bir inşallah... hemen araya gireyim. Bu arada benim hani biraz önce söylediğim 1.17'lere kadar... Hı, o zaman bir 1.20 bekleriz yani. Orası bayağı bir satış fırsatı olarak kullanılır zaten. Neyse. Dolar paritesinde. Yani 1.16'ların üzerine doğru bir gidiş olursa, o ivme görülürse, hani bu da bizim teknik analizlerimizden çıkan sonuç. Hani 1.6'nın üzerine ciddi bir ivmeyle gidebilir. Ama oradan önemli bir satış baskısı görme ihtimali yüksek. Burada şunu da söylemek lazım. Özlem yeni uyarıyorum bak. Bu da Borsa İstanbul gibi ya olmasın. Olabilir ama günün sonunda öyle olabilir diye ama biz tahmin yapmayacağız mı? Bir şeylere bakıp tahmin yapıyoruz. Bazen doğrusu oluyor, bazen olmuyor. İşte yapacak bir şey yok. Yani sana şunu da söyleyeyim. Mesela Euro-Dolar paritesi gibi para birimlere tahmin gerçek. Yani o kadar verimli bir piyasa ki. Yani her şey, tüm veriler, tüm yeni gelişmeler o tahminlerin içine giriyor. Dolayısıyla onu tahmin etmek oldukça zor. Peki bir Erdoğan gerçeği dinleyelim. Ardından belki biraz daha Euro bölgesi ve Avrupa bölgesi Draghi Perşembe günü konuşacak. Ona dair beklentileri değerli konuklarımdan rica edeceğim görüşlerini. Anketimiz Twitter'da fişi soruyoruz bu akşam sevgili izleyicilerimiz. Lütfen katılın. Twitter'da BloombergKT adresinde nerede diyorsanız Twitter'da. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu cuma Türkiye'nin kredi notu konusunda hangi kararı verir diye soruyoruz. Hemen katılıyorum. Lütfen Özlemcim yani retweetleyebilirsin de kredi notunu artırır mı? Not görünümünü mü sadece yükseltir yoksa not ve görünümü değiştirmez mi? Değerli izleyicilerimizden katılım bekliyoruz. İlk sonuçlara bakacağız. Ben konuklarıma da soracağım ama bir Erdoğan gerçeği dinleyelim sonra sohbetimizi sürdürelim. Draghi grubu ve Draghi'nin kendisi daha şahin kanatta görünmeye başladı bir anda. İki hafta önce Cuma günü Portekiz'de yapılan görüşmelerden sonra sanki içeride para piyasası kuruluyla bir ayrışma var. Şimdi bu Perşembe günü bu ayrışmanın ne kadar güçlü olduğunu ve Draghi'nin ne kadar
bu işi dikte edebilir durumda olduğunu aslında bir bakıma göreceğiz. Bu hafta görür müyüz yoksa Eylül'e sarkar mı bilemiyorum. Cuma günkü piyasaları karıştıran açıklamasına sadece dedi ki tail riskler azaldı. Yani çok düşük olasılıklı olumsuz şeyler olma riski azaldı dedi. Piyasa buna reaksiyon gösterdi. Çünkü ben defalarca dinledim, okudum transkriptinde. Çok önemli bir şey yoktu söylediklerin arasında. Bu vardı. Ama genel görüş şu. Draghi daha şahin, diğerleri öyle değil. Draghi zamanı, ki bu da çok enteresan, kendi içerisinde komik. Çünkü biliyorsunuz zamanında para piyasası kurdu ayağını sürürken Draghi şey diyordu. Ne gerekirse yapılacak diye doğru. Şey yapmıştı. O zaten rally'yi başlatmıştı. Şimdi bunun tamamen terse dönmüş gibi görünüyor. O yüzden bu perşembe enteresan olacak. Büyük ihtimal Eylül ayı için kapıyı açık bırakacaklar. Draghi muhtemelen bu hafta Eylül için kapıyı açık bırakacaktır dedi. Erdoğan gerçek çok önemli bir karar gelecek. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'ndan bakacağız nasıl bir karar gelecek. Biraz izleyicilerimizin mesajlarına söyle bakalım. @BloombergKT'ye gelen ve bizim küresel piyasalar @BloombergKT.com e-mail adresimize gelen mesajlarınızdan bakalım. Eğer Fitch notumuzu yükseltirse bu iyi olmayabilir diyor Ertuğrul Bey. Çünkü en son bizim hani notumuz düştüğünde Moody's tarafından bizim Türk varlıklarında daha sonra gelişen başka gelişmeler de 2013 Mayıs'ta değil mi? Yani hem gezi olayları içeride hem de Amerikan Merkez Bankası'nın eski başkanı Bernanke'nin tahvil alım programını azaltabileceğine dönük sinyalleri sonrası bir satış olmuştu. Tarafsız davranırsa not görünümünü artırması gerekir demiş Ergin Yılmaz Bey. Fitch'in kararına ilişkin açıkçası ben daha ilgilenmiyorum demiş Mehmet Acer. Pek güvenmiyorum demiş Fitch'e. Pek derecelendirme kuruluşlarına demek ki pek güven yok değerli izleyicilerimizden bazılarından. Bir başka izleyicimiz çoğunluğun benle düşünmesine sevindim demiş Korkut Bey. Herhalde yanıtlamış bizim anketimizi. O kadar dış borç ve jeopolitik risk varken not artışı ya da görünüm artışı hayal olur diyor bence. Böyle bir şey beklemiyor bir başka izleyicimiz. Bir kağıda çizmek gerekirse ekonominin resmini Burak Bey nasıl çizer diye bir enteresan soru var. Korkut Bey'den bilmiyorum yanıtlamak ister misin? Yani Abidin'e sorulan sorudan daha Dino'ya sorulan sorudan daha zor bir soru. Peki doların zayıflaması artık bence diyor Amerika'nın politikasıdır. Senatör Umuzlu izleyicimiz de yani bilerek zayıflatıyorlar demiş doları. Bir başka izleyicimiz yani Keynes'in talep artırıcı politikalarını öven söylediğiniz söz çarpıcı bir örnektir demiş Fatih Yeter Bey de. Onu da not almış olalım. Şimdi Avrupa Merkez Bankası ve Amerikan Merkez Bankası ile hep tabii yani bir programın neredeyse yarısı hep onlara gidiyor ama değil mi? Küresel piyasalar. Çünkü küresel piyasalar programın adı haklısın. Bir de onlardan etkileniyoruz yani. Biz kendi başımıza bir ekonomi değiliz Özlem. Onların genişleyici politikaları bizi çok etkiliyor. İstersen şunu anlat sonra Avrupa'ya geçelim mi? Tamam okey çok kısaca anlatayım. Şöyle şimdi ekonomilerin bir büyüme döngüsü vardır. Böyle büyüme döngüsü diyoruz herhalde hani growth cycle'lı bu şekilde anlatıyoruz. Şimdi belirli dönemlerde büyümeler sonrasında ekonomide işte teknik olarak bir resesyona giriş olabilir. Bir zayıflama görürüz. Ondan sonra tekrar ekonomi büyümeye gider. Bu ABD büyümesi kaç ta yılından? 1950 senesinden beri dönemler halinde. Şimdi son dönemde hatta bir süredir önemli iktisatçıların da konuştuğu konulardan biri bu. ABD ekonomisindeki büyüme süreci 9. senesine vardı. Normalde bir avaraja alınmış ve bu büyüme döngülerinin böyle 6 senede bir işte belirli bir resesyona girip sonra tekrar kendini yukarıya doğru çevirdiği bir döngüden bahsediliyor. Şimdi 9 seneyi uzayınca insanlarda ve iktisatçılarda aslında bu ekonomi de yavaş yavaş o resesyon dönemine tekrar girecek. Dolayısıyla orada bir politika kombinasyonunun verilmesi gerekiyor. Bir cevabın verilmesi gerekiyor. Para politikası da bunlardan biri olacak. Dolayısıyla oraya hazırlık yapmak lazım. Gibi söylemler mevcut. Şimdi 9 sene avarajın oldukça üstünde ama çok kötü bir bazdan geliyor. Yani burada hani resesyon, çok ciddi bir global resesyon yaşandı. Dolayısıyla 9 seneyi anlamakta çok da zorluk çekilmiyor. Ama bu böyle 3 sene daha devam edecek olursa tarihinde ABD'de ABD ekonomisinde bu büyüme döngüsündeki en uzun sürece gelmiş olunacak. Ve buradaki endişe de şu.
Şimdi bir noktada yani önümüzdeki iki sene içerisinde atıyorum bir resesyona gidiş olacaksa para politikası nasıl cevap verecek? Faizler tarihi düşük seviyelerin işte sıfırda değil belki ama o zamana gelene kadar atıyorum 2 mi olacak, 2,5 mu olacak? Zaten uzun vadeli denge değer olarak 3 artık belirlendi. Dolayısıyla faiz tarafında zaten çok fazla cephanesi olmayacak eskisi kadar, 6'lardan indirecek kadar. 4,5 trilyonluk dolarlık bir bilançosu var. O bilançoyu eritmek böyle 2-3 senede olabilecek bir şey değil. Dolayısıyla çok yüksek bir bilançoyla buna yakalanmış olacak. O yüzden vereceği para politikası cevabı da çok daha marjinal kalabilir, çok da etkili olmayabilir. Ekonominin döngüsü anlamında burada para politikasının daha güçlü girmesi gerekiyor diye bir tartışma var. Ve dikkat ederseniz her türlü kötü veriye rağmen Yellen işte Senato'da da çıkıp aynı şeyi söylüyor. FOMC tutanaklarında da aynı şeyi görüyoruz. Her şeye rağmen burada bir faiz artışı daha yapılacak. Ve bilanço küçültülmesine başlanacak. Çok daha önceden başlanılması gerektiğiyle ilgili eleştiriler çok da artmış durumda. Dolayısıyla onu göstermek istedim aslında. Her büyüme döngüsü sonrasında bir sarkma var ekonomilerde. Burada en yüksek daralmayı gördük. Sonrasında da uzun vadeli bir büyüme sürecinde şu anda. Yeni bir sarkmayı bekliyoruz. Fed de diyorsun ki bir sonraki resesyonu, bir sonraki krize deyim yerindeyse kendini artık hazırlamalı. Yani resesyon illa kriz anlamına gelmiyor tabii. Yani hani ekonominin biraz daha yavaşlaması, işte iki çeyrek üst üste eksi işte daralma göstermesi, sonradan da toparlanması. Yani şundan bahsetmiyoruz ama orada para politikasının vereceği cevabın da çok etkili olamayacağı korkusu var şu anda. Ya bu hakikaten önemli bence. Bu bölümü belki yarın da gündüz yayınlarımızda muhtemelen paylaşırız. İlla bir resesyon olması varsayımını nereden yapıyorsunuz Emir Zafer Bey? Zaten hani geçti, 1950'den beri koyduk grafiği, onun üzerinden yaptık. Hani illa olacak olmaz bilmiyoruz ama geçmişe baktık, böyle bir döngüsellik olmuş değil mi? Evet. Bu bayağıdır uzun süredir büyüyen bir ekonomi var. Buradan bir yorumda bulundu. Bu arada dediğim gibi bu bir kriz anlamına gelmiyor. Burası krizdi. Ama bu hani geriye gelişlerin oldukça kısa süreli ve sonrasında da daha yüksek büyümelerle karşılandığını burada görüyoruz. Burada tıptan bir şerh koyayım. Genelde şeyde hani bundan ziyade genelde potansiyel büyüme trendini çizip oradan sapmalara göre hani düzeltmelere bakmak lazım. Hani bu grafikten ziyade şöyle genelde şöyle olur. Ekonomiler aşırı ısınır. Borçluk aşırı ısınmayla birlikte borçluk aşırı artar. Varlıklar aşırı fiyatlanmaya başlar. Ondan sonra onu düzeltmesi gelir. Şu an biz ekonomide aşırı ısınma Amerika'da görmüyoruz ama varlık fiyatlarında bir şişkinlik görüyoruz. Evet, yani dolayısıyla da yani ekonomide bir aşırı ısınma olmasa da varlık fiyatları kaynaklı bir finansal şok gelebilir. Yani daha önce alışa geldiğimiz hani o ne zamandı? Dotcom falan şu 2000'lerin 90'lar ve 2000'ler finans şey değil mi? Hisse senedi kaynaklı finansal piyasaların da etkili olduğu krizler. Yani dolayısıyla yani yakın zamanda ya yani daha bir aşırı ısınma görmüyoruz. Dolayısıyla bir miktar daha vaktimiz var. Öyle bir şey olacaksa da. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası işte Eylül ayına dair herhangi bir sinyal verir mi? Orada da varlık alım programının bitebileceğine dair bir sinyal gelir mi? Yoksa bol para dönemi Avrupa'da devam edecek. Ve Avrupa Merkez Bankası da teşviğe devam edecek bu bildiğimiz söylemi devam mı ettirir Draghi? Hem bunu yanıtlamanı istiyorum hem de Bloomberg'de bir haber vardı. Çok enteresan Özlem. Akşam saatlerine biz yayına girmeden baktık. Avrupa Merkez Bankası yetkililerin yani çalışanlarının muhtemelen Avrupa Merkez Bankası'nın araştırma biriminin sonbaharda yani Avrupa Merkez Bankası'nın mevcut teşvik programı bittikten sonra hangi teşvik gerekir, hangi teşvikle devam edelim, onun üzerine çalıştıklarına dair bir haber iddiası var Bloomberg'in. O da enteresan. Yani tahvil alım programı bitebilir ama başka bir şekilde teşvik, destek, ekonomi Avrupa'da nasıl devam edebilir? Avrupa Merkez Bankası'nın uzmanları onu çalışıyorlarmış. Bloomberg'in haberine göre ne dersin Perşembe Draghi? Şöyle düşünüyorum. Yani büyümenin gerçekten değerli bir şey olduğu, unsur olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bak Amerika'yı konuştuk, Amerikan büyümesi konuştuk. Evet. Yani Avrupa Merkez Bankası da yani Avrupa'nın hiç atacak ikinci bir şey yok. Artık ne mermisi yok diyelim. Onlar çok daha kırılgan bu konuda. Dolayısıyla mümkün olduğunca temkinli olacaktır. Yani geçen sefer Draghi bir konuşma yaptı. Ne zaman yapmış hatırlamıyorum. Bir ay önce mi ne? Hani yanlış anlaşıldı. Euro'da değerlenme sürecine yol açtı. Ondan sonra diğerleri yok biz öyle demedik şeklinde açıklamalarda bunlar. Dolayısıyla ben bu haftaki toplantı
çok fazla bir şey beklemiyorum ama Eylül ayında bir outline piyasaya sunarlar diye düşünüyorum. Bu kadar güçlü euro Avrupa'yı rahatsız etmiyor mu? Yani gittikçe yukarı giden bir euro dolar var. 15 ayın zirvesine çıkmış. Genelde zayıf doların Avrupa ekonomisine yaradığından hep konuşulur. İşte ihracat, Almanya'nın dış ticaret fazlası, bunlar hep konuşulur. Borsalar cephesinde de zayıf euronun Avrupa borsalarına yaradığından bahsedilir. Ama yukarı gidiyor ve bu rahatsız etmeyecek mi Avrupa Merkez Bankası'nı, o ülkeleri? Yani temel kriterlerinden biri olmaz ama kesinlikle göz önünde bulundururlar. Bir de şöyle bir durum var. Yani Avrupa bu duruma niye düştü? Avrupa bu duruma Almanya ihracat yaparken Yunanistan yapamadığı için düştü. Ya da işte hani kendi aralarında dengesizlik olduğu için düştü. Şimdi değerlenen Avrupa ekonomisinin ima ettiğinden daha fazla değerlenen bir euro diyeyim. Yani gerektiğinden daha fazla değerlenen bir euro. Aslında bu Avrupa'nın zayıf halkalarının ekonomilerini vuracak nitelikte olur. Dolayısıyla elbette yani Avrupa Merkez Bankası 1.15 seviyesi kafalarındaki dengemi de bilmiyorum. Ama daha fazla yukarıya gitmesinden rahatsız olacağını düşünüyorum. Peki bakalım biraz izleyicilerimize, ardından bir Ferhat Yüksel Türk Beyefendi'yi ekranlara getireceğim. Borsa İstanbul'da, yani Ayhan Bey, Borsa İstanbul'u konuşacağız. Hani biraz temkinli olalım, bazı yorumlar gelmiş olabilir geçtiğimiz dönemde ama değişti mi o yorumlar, merak ediyorum. Birazdan Burak Kanlı'ya soracağım. Ayhan Bey hiç merak etmeyin, bence değiştirmez diyor. Benim Salim Bey, Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in kararına ilişkin mesajını göndermiş. Çok teşekkür ederiz mesajınız için Salim Öner Bey. Amerika'da varlık fiyatlarına satış gelirse enflasyon yaratmaz mı demiş Selçuk Ay Bey. Yani böyle bir beklenti olmaz. Aksine daha da belki olumsuz, evet, daha da kötümser bir senaryo olur. Varlık fiyatları satışlarsa, değil mi? Varlık satışıyla birlikte Amerikan dolarında aşırı değer kaybı olursa yani bu konuşulabilir ama yani doğrudan bir ilişki kurmak çok doğru olmaz. Peki bir Ferhat Bey'i dinleyelim. Ferhat Yüksel Türk, bakalım neler söylemiş, nasıl değerlendirmiş, ardından sohbetimizi burada sürdürelim efendim. Amerika tarafında tamam, enflasyon verileri özellikle manşet enflasyonda zayıflığa işaret ediyor. Fakat alt kırılımlarına baktığımızda özellikle hizmet enflasyonundaki katılık, katı fiyatlar enflasyonundaki yukarı yönlü hareketin halen devam etmesi biraz da tabii Amerikan ekonomisinin bu kapalı bir ekonomi olmasından da kaynaklanıyor. Bu noktada Amerika'daki enflasyon dinamiklerinin aslında baktığımızda Avrupa'ya göre daha olumlu seyrettiğini görüyoruz. Bu noktada da Fed'in Avrupa Merkez Bankası'na göre önümüzdeki dönemde de daha şahin tutumunu sürdürmesini ben bekliyorum açıkçası. Bunun da euro dolar paritesinde tabii önümüzdeki dönemde de tekrardan bu 1.15-1.16'lardan aşağı yönlü hareketi tetiklemesi. Bu da 1.10'un altına kadar gerileyebileceğini düşünüyorum. Burada da tabii Amerikan 10 yıllıklarının hareketi önemli olacak. Burada piyasa şu anda 2.30 bandında, 2.32-40 bandına bir miktar yerleşmiş gibi duruyor. Fakat günün sonunda, sene sonuna doğru 2.50-2.60'lara doğru gidecek tekrardan bir hareket bizi tekrar dolar endeksinde yüzün üstüne rahatlıkla atacaktır diye düşünüyorum. Efendim Ferhat Bey'i de dinledik. Sohbetimize devam ediyoruz. Burak Kanlı ve Özlem Bayraktar Gökşen, çok değerli iki ekonomistimiz bizlerle. Anketimiz Twitter'da Fitch'in Türkiye'nin notu konusunda ne karar verebileceğini sizlere soruyoruz. Twitter'da Bloomberg.et adresinde değerli izleyicilerimiz. Fitch bu cuma Türkiye'nin notu konusunda ne karar verir demiş. Notu artırır mı, görünümü sadece artırır mı, yoksa herhangi bir değişikliğe gitmez mi, merak ediyoruz. Özlem Bayraktar Gökşen, biraz da dolar TL'ye geçelim. Dolar endeksi yurt dışında zayıflarken, euro dolar yukarı giderken işte 1.15-1.50'nin üzerinde, dolar TL de aşağı geldi. Ama bu 3.50'nin altına getirmeye dolar TL yetti mi? Henüz hayır. 3.52.20'de bir dolar TL var. Gelişen ülke para birimlerinin hepsini senin diğer ekranında şöyle ekranlara sıraladık. Hepsi değer kazanmış dolara karşı bugün. Müthiş bir değer kazancı var. Türk lirası biraz daha alt sıralarda. Üst tarafta Macar, forinti, Brezilya reali. Biraz da euro pek dediğiniz değil mi? Hani euro ile beraber hareket derken eden. Bir hareketin ne olduk? Evet. Euro'ya yakın, euro bölgesine yakın para birimlerinin daha çok bugün yani değer kazanıyor. Euro'nun yancıları. Euro ne yaparsa bunlar da onu yapar şekilde. Euro yani nereye giderse bunlar da oraya giden. Euro'nun yancıları.
Evet, para birimleri Bulgaristan olarak. Bulgaristan Bulgaristan pek yani bize tamamen bağlı. Bize sen ne diyordun abi? Gelişen ülkeler değiliz. Neydi? Bir değerlendirme. Mazlum ekonomi. Mazlum ekonomiler, aynen. Mazlum ekonomiler deyimini bulan Jim O'Neill biliyorsun birisi bulmuştu. Burak Kanlı'ya da onu ileride söyleriz belki. M-E. Mazlum ekonomi. İM değil M-E. Ne diyorsun Özlem? Kurda bundan sonrasına ilişkin nasıl bir beklentin var? Senden rica ederim. Geçen hafta 3.60'lardan çok hızlı indik aşağıya. Yani bu hızlı inişi biz kısa vadede beklemiyorduk. Ama hani birbiri ardına hazırlayan işte unsurlar oldu. İşte tarım dışı oldu, perakende satışlar oldu, TÜFE oldu. Trump'ın sağlık reformuyla ilgili bir duvarla daha karşılaşması oldu. Günün sonunda işte 1.16'lara kadar gelen bir şey gördük. Euro dolar paritesi gördük ve bunun akabininde de gelişmekte olan ülke kurlarındaki aşağı doğru geliş devam etti. TL de bundan nasibini aldı. Peki bundan sonra hani biraz daha sarkma olur mu? Hani biraz önce eğer 1.17'lere kadar gidecek bir ivme kazanırsa euro dolar paritesi, dolar endeksinde bir miktar daha sarkma olursa evet dolarda da 3.50'nin altına görme ihtimalimiz var. Hı hı. En azından 3.50'nin altına biraz sarkma ihtimalimiz var ama sonrasında hemen tekrar kendini yukarıya atmasını bekleriz. Ama burada DTH'ların önemli etkisi oluyor. Çok 3.50'lerin altına gelindiğinde oradan tekrar talep geldiğini görüyoruz. Ama 3.60'ların üzerine gittiğinde bunu satış fırsatı olarak kullanan... Son gelen veri öyleydi. Aynen, bu haftaki veri önemli değil mi biraz? Bu haftaki veri önemli. Geçen hafta son haftadan en yüksek çıkışı olmuştu. Parite etkisinden arındırarak bile baktığımızda 3 milyar dolarlık bir çıkış olmuştu. Orada bu swap işlemleri bitiyor. O yüzden oldu denen diyen de var. O da var. Evet ama o dönemde aynı zamanda kurun hareketine baktığımızda da TL'nin aslında önemli değer kabına uğradığını ve bunun da fırsat olarak kullanıldığını görüyoruz. O yüzden de yani önemli bir etkisi oluyor yerleşiklerin tutumunun. Onu söyleyebilirim. Yani kısa vadede belki 3.50'lerin altına çok hafif sarkabilir ama orada çok fazla durmayacağını bekleyebiliriz. Çok fazla durmasını beklemiyorsun. Evet. Bu arada birçok ortalamanın altına geldiğini de söyleyelim. Dolar TL'nin hem 50 günlük ortalaması, 100 günlük ortalaması ve 200 günlük asıl ortalamasının altına geldi. Burada sarıyla gösterdiğimiz 200 günlük basit ortalama ki o seviyede 3.54 seviyesi şurada görünen. Biraz daha belki son dönemi daha net bir şekilde değerli izleyicilerimize göstermek için sarıyla gösterdiğimiz 200 günlük ortalama onun altındayız şu dakikalarda. 3.54.13'ten geçiyor 200 günlük ortalaması. 50 günlük yine 3.54.84'te biraz daha yukarıda 50 günlük ve 200 günlük ortalamanın altında trade eden bir dolar TL var şu dakikalarda. Onu da izleyicilerimize belirtelim teknik açıdan bakanlar için. Ne dersin Burak Kanlı? Kur mesela, ben 3.50 diyordum ama yani evet. Uzunca bir süre diyorduk yani 3.50'nin altı alım seviyesidir ama dolar o kadar hızlı bir şekilde değer kaybetti ki yani 3.50'nin altına da önümüzdeki günlerde gelecek gibi görünüyor. Yani bizden içeriden kaynaklı değil. Nedenlerden mi? Şimdi dolar ve TL, dolar TL para birimi iki tarafı olan bir şeydir. Yani dolar, bir tarafında biz varız. Öyle şöyle anlatmaya başlayalım. Bir tarafında Amerika, bir Türkiye. Dolar ve TL. Dolar ve TL. Tamam anlıyoruz. Dolar ve TL. Eyvallah. Yani bizden kaynaklanmıyor. Evet. Daha ziyade Amerikan ekonomisinin yani Amerikan dolarının değer kaybından mütevellit bir şey var. Durum bir hareket var. Ama önümüzdeki dönemde yani 3.50'nin altında gelecektir. Ama yani ben euro dolar paritesi yani doların bundan sonra bir miktar değer kazanabileceğini düşündüğüm için şeyi koruyorum. Yani 3.50'nin altına indiği zaman alım fırsatı olarak kullanılabilir. Ama 3.50'nin altına sarkacak gibi duruyor. Yani çok acelecili olmamak lazım. Peki buradan tabii iki tane burada değerli bir ekonomistimiz var. Hem Özlem hem de Burak Kanlı. Bir tane daha çok değerli ekonomistimiz var. O da Nilüfer Sezgin. Ona buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Gözün aydın diyoruz. Değil mi? Evet. Allah analı babalı büyütsün diyoruz. Maşallah diyoruz. Aynen. Sevgilerimizi iletiyoruz. Sevgilerimizi buradan iletiyoruz. Kaç senedir iletiyoruz. Programa çıkıyorum. Kimseyi sallamamıştım. En son sallıyorum Nilüfer'e. Nilüfer'e buradan selamlar, sevgiler. Dün görüştük ama telefonla buradan bir daha selam söyleyeyim. İş portföyün değil mi? En son baş ekonomistiydi. Merkez Bankası'nı en iyi bilen Özlem Derici Şengül'le beraber tabii sizleri de sözü meclisten dışarı. Merkez Bankası'nın bütün toplantılarında soru soran, hiç eksik kalmayan Nilüfer Sezgin. Ona da buradan bir kez daha
selamlar, sevgiler diyelim. Biz sohbetimizi burada sürdürelim. Yani iç siyasetin hiç mi etkisi yok? Dolar TL'de yapmayın demiş Yücel Bey. Hiç mi etkisi yok? İç siyasette yani son dönemde Yücel Bey hani ne var bilmiyorum. Hani şeyde atlatıldı bu yürüyüş, adalet yürüyüşü atlatıldı. İç siyasete ilişkin çok sıcak bir gelişme var mı benim bilmediğim? Yok hani... bilmiyorum. Yani çok sıcak bir başlık olarak iç siyasette bir ne bileyim erken seçim beklentisi, erken seçim tartışması vesaire yok. Ya, piyasa yani, şöyle. Yani bu sözünü kestim ama risk iştahının böyle çok güçlü olduğu dönemlerde piyasa şuna bakar. Kısa vadede benim oyunumu bozacak bir şey var mı kardeşim? Yani benim şirketimin karını düşürecek ya da hani böyle bir ülkenin görünümü tamamen bozacak makro bir şey var mı? Yoksa genelde hani omuz silkip aman sen de niye önem vereyim ki buna deme eğiliminde oluyor. Yani şu anda da piyasa o modda. Yani şu anda hani Allah korusun yani çok kötü bir şey olmadığı müddetçe piyasa iç gelişmelere tepki vermeyecek gibi görünüyor. Ama tabii şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bu şeyler piyasanın tepki vermediği yurt içindeki olumsuz gelişmeler diyelim ya da politik belirsizlikler vesaire... Bunlar birikiyor. Yani orta vadeli biz bakıyoruz ki ya Türk lirası kardeşim yani o kadar %12 faiz veriyoruz ama ona rağmen 3.50'nin altına gitmekte zorlanıyoruz. Neden zorlanıyoruz? İşte bu bizim uğraştığımız şeyler ya da konuştuğumuz şeyler başka ülkelerde olmayan unsurlar orta vadede tabii ki etki ediyor. Yani. Özlem var mı yani bize dair içsel riskler kur üzerinde etkili olabilecek? Yani dün mesela konuştuk. Bütçe açığının ilk 6 ayda 25.2 milyar TL olduğunu gördük. 25.2 milyar TL ilk 6 ayda. Geçen sene ilk 6 ay 1.1 milyar TL artı fazla var. Bu sene 25 milyar TL'nin üzerinde açık var. Yeniden yapılandırmalar, ek gelirler, tek seferlik gelirlere rağmen. Evet, daha fazla yani gelecek aslında. Bu mesela aslında, ya kur üzerinde bir etki değil midir? Kur üzerinde, faizler üzerinde bir baskı nasıl olmuyor? Hani ben de öyle sorayım. Hani izleyicimiz demiş ya yapmayın. Tadında söylemiş, öyle yazmış. Yapmayın diye mesaj göndermiş. Ya yapma Özlem, hani hiç mi bunun etkisi yok? Hiç mi bunlar risk değil? Şimdi risk elbette yani şu anlamda risk. Evet, bir bütçe disiplinimiz vardı uzun dönemde devam ettirdiğimiz ve çok keskin bir bozulma görüyoruz. Ama bu bozulma çok uzun zamandır tahmin edilen bir bozulma. Ve aslında ekonomilerin eğer yerleri varsa maliye politikasında bir manevra alanları varsa ekonominin önemli oranda yavaşladığı dönemde kullandıkları bir manevra alanıdır aslında. İşte geçen sefer de söylemiştiniz. İngiltere Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde ne yapacağını çok merak ediyorum. Çünkü hani enflasyon tarafında yükseliş var. Son gelen veri aslında biraz daha aşağıda olmasına rağmen ama ekonomide resesyon tehlikeleri var. Yani Brexit'in asıl tehlikelerini görmek durumundalar. Şimdi yan çizilmeye başlandı. İşte orada da şu söyleyeyim. Sadece enflasyona odaklanmak işte hani bazı şeyleri kaçırmamıza neden oluyor. Bunun büyüme tarafı da var diyen söylemler ortaya çıktı. Şimdi maliye politikasında da büyümeyi destekleyici bir sürü adım atıldı. Hala atılmaya da devam ediliyor. Dolayısıyla bu bozulma bekleniyordu. Bu böyle bir durumda ne olur? Bu açık arttıkça kamunun borçlanma gereği artar ve bunun faizler üzerine baskısı artar. Neden? Borçlanma gereği arttıkça yurt içinden hazinenin bu açığı kapatmak için daha fazla borçlanması gerekir. İhtiyacı arttıkça da daha yüksek bir maliyetle ve çok daha fazla borçlanarak yeni arzlarla faizleri yukarı yönlü iter. Şimdi bunu ben faizler üzerindeki etkisini şu ana kadar çok sınırlı görüyorum. Yani geçen hafta faizlere bakın, bu haftayla karşılaştırıldığında 20 baz puan kadar düşmüş neredeyse. Ama 5 tane ihaleyle karşılaştık bu hafta. Çünkü çok ciddi bir talep var. Bugünkü gelen talep satışın 3 kat fazlası bir talep var. Nasıl yani, geliyor bu talep? Kimden geliyor bu talep? Hala devam eden bir risk iştahı var. Yani yabancı alımlarının devam ettiği bono piyasasında işte geçen hafta belirli bir çıkış vardı ama onun öncesinde devam eden girişler söz konusu. Yılbaşından beri işte 3 milyar doların üzerinde bir giriş oldu.
Dolayısıyla böyle bir ortamda bunun faiz seviyelerinin üzerine yansıması bence daha sınırlı oluyor. Ha, risk iştahı iyice çevrilseydi, yani şu son dönemde diğer merkez bankalarının şahince söylemleriyle beraber global faiz hatlarındaki yükselişin devamını görseydik, o zaman daha fazla canımızı yakardı. Ama ABD tahvil faizleri aşağı yine geliyor. Yine yerlerde bugün yönetmenimizden rica edelim. Aynen. Amerikan 10 yıllığı çok düşük gene. Bugün 2.26'ya kadar düşmüş. Aynen. Şimdi yani faiz fiyatlamasında kullandığımız elementler değil mi bunlar? Şimdi orası zaten düşüyor. Diğer taraftan ülke risk primimiz düşmeye devam ediyor. CDS'leri gösterirsen buradan oradaki düşüşü de görürüz. Bütün bunları üst üste topladığımızda enflasyon elementi kalıyor. O hala yüksek seyirini devam ettiriyor. Ama aslında aşağı yönlü bir baskıyı da global koşullar beraberinde getiriyor. Böyle bir ortamda talep de gelince hazinede daha fazla borçlanıyor. Bunun şöyle bir eksi tarafı var. Bir, evet, risk iştahı döndüğünde bizi çok fazla hırpalayabilir. İki, tabii bunun bir de geri ödemesi yapılacak. Dolayısıyla bunu bütçede faiz harcaması olarak göreceğiz önümüzdeki dönemlerde. Bu bizim faiz dışı harcamalardaki manevra alanımızı birazcık azaltabilecek. Ama o da belirli bir vadede olacak bir unsur. O yüzden de henüz ben şu zamana kadar faizler üzerinde çok montanlı bir etkisini görmedim. Sınırlı bir etkisi vardır. Ama böyle bizi 100 bas puan, 150 bas puan daha kötü bir yere götüren bir etkisini görmedim. Burak Kanlı? Valla ben şöyle düşünüyorum. Dediğim gibi yani portföy girişleri yüksekken kimse bunlara bakmaz ama deftere yazar. Yani sen yemeği yersin, hesabı sonra ödersin. Bunların hepsinin hesabı ekonomilerde risk primi de çok düşük. CDS'ler 188'den. Şimdi 288'den düşmüş 6 ay içerisinde. Sana şunu söyleyeyim. Amerikan faizleri yukarıya doğru bir hareket yaptı. Yapmıyor. Risk işte döndü. Yok. Tamam. İşte o yüzden de ödemeyeceğiz. Ödemiyoruz şu anda bu şeylere dair. O zaman insanlar kamu borcunu tartışmaya başlarlar. Ne zaman risk işte, şu anda hiç cari açıktan bahsettiğini duyuyor musun? Yok. Türkiye'nin yüksek cari açık ülkesi falan unutuldu gitti değil mi? Bir risk işte bir dönsün, yabancı raporlar böyle şey gibi, yağmur sonrası çift çıkan yağmur sonrası çıkan mantarlar var gibi aniden böyle pıt 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 çıkmaya başlarlar. Yüksek cari açık ülkeler, en kırılganlar, biz Brezilya'yı bir kolumuza, Güney Afrika'yı bir kolumuza alıp böyle kırmızı tablolarda falan gösterilmeye başlarız vesaire. Yani bunun makro temellerdeki bozulmanın bir bedeli vardır ve bu mutlaka ödenir. Ama bu risk iştahının yolduğu zamanlarda değil, o spotların yandığı, insanların ayıldığı, kendine geldiği, ya biz ne yapıyoruz diye sormaya başladığı zamanlarda olur. Hani dediğim gibi işte hani sen bana da sormuştun ya, Avrupa'ya ihracatımız artıyor, bu Avrupa ile bozulan ilişkilerimizin hiç mi etkisi yok? Ben de demiştim ki bunlar yazılı deftere, bunlara elbet etkisi olur. Biz orta vadede bunun etkisini görürüz. Neden bizim piyasalarımız, işte hisse senedi piyasası aldı başını gidiyor. Neden bizim piyasalarımız %20 küsur iskontolu? Neden Amerikan ödemin dediği gibi 2 bilmem 17'lere inmişken ya da 2.20'lere inmişken Amerikan 10 yıllı diğer gelişmekte olan ülke tahvilleri aşağı inerken niye bizimkiler inmiyor? Niye biz %12 faiz vermemize rağmen şurada 3 aydır 4 aydır 3.50'yi kıracak mı 3.50'yi kıracak mı diye konuşuyoruz? Bu yüzden yani bunların etkisini görürüz biz. Peki bence bir araya gidelim. Bu değerlendirme, güzel bir değerlendirme sonrasında Burak Kanlı'dan bir arayı verelim bu bölümde. Kalan vakti değerlendirmeye devam edelim. Not'un kredi değerlendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye konusundaki kararını da ve ilk sonuçları da gösterelim. Onu konuşarak yavaş yavaş toparlayacağız ama önce kısa bir ara.
Amerikan ekonomisindeki bir sonraki durgunluğa para politikasının vereceği cevabın çok etkili olamayabileceği korkusu var. Fed durgunluğa ne kadar hazır bilmiyoruz dedi. Özlem biraz uzun vadeli endişelerini ortaya koydu. Evet. Geçtiğimiz bölümde. Çok güzel ifade etmişsiniz. Dolar, teşekkür ediyoruz Fulya'ya. O kadar hızlı değer kaybetti ki kur önümüzdeki günlerde 3.50'nin altına sarkacak gibi duruyor. Kurda 3.50'nin altı alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Burak Kanlı'nın geçtiğimiz bölümdeki öne çıkardığımız mesajıydı. Ekonomi iyi gösteriliyor demiş. Fitch'in kararı ne olur? Ekonomi bu kadar iyi ise faiz neden düşmüyor? Tüketici ve mevduat faizleri çok yüksek. Nasıl yatırım olsun demiş. Eyüp Gürgül Bey de mesajını bizlere göndermiş. Serra Aytaç hanımefendi, sanıyorum hanımefendi, Türk lirası hala değeri düşük kategorisinden çıkamadı. Mevduat faiz oranları için ne düşünüyorsunuz? Bence kredi notu ve görünümü değişmez demiş efendim Serra hanımefendi. Hemen bir rakamlara bakalım, Melike'yi dinleyelim. Ardından hem sonucu, anketin ilk sonucunu gösterip hızlıca bir yorum alacağız. Dow Jones eksi de kapatıyor 21.500'lerde. S&P 500 yatay 2.460'la. Nasdaq'ta 6.342 ile 0.4 oranında yukarıda. Tam da aynı oranda, bir saat öncesine yakın bir oranda kapatmak üzereler. Bakalım Melike, yeni bir haber var mı kongreden? Senato'da kaldı gibi Trump'ın sağlık tasarısı. Hızlıca bir özet rica edelim. Senato'da kaldı, sınıfta kaldı veya vardığı anda öldü. Manşetler böyle burada. En azından baktığımızda Trump'ın belki geri dönerim lafı, tweet'i etkili olur dedik ama hayır, o da değil. Piyasanın moralini gerçekten bozdu. Demek ki boşunaymış bütün bu ekonomik reformların geçme ihtimali. Çünkü biz ne diyorduk hep? Özellikle Trump'ın başkanlık adayı olarak bu Washington'a, Beyaz Saray'a yakışmaması vesaire, neden buna izin veriliyor birçok şeye? Çünkü cumhuriyetçiler bazı yasa tasarılarını geçirmek istiyorlardı ve o yüzden de ona ihtiyaçları var. Ama şimdi Obamacare'in iptal edilip Trumpcare'in onunla yer değiştirmesinde bile cumhuriyetçiler karşı çıkıyorlarsa artık bundan sonra hiçbir reform olmaz deniyor. Yani bunlar bir takım dedikodular veya spekülasyonlar belki ama görünüm öyle ki borsada bunu fiyatlıyor şu an itibariyle. Nasdaq hariç, Nasdaq'da bir rekor görüyoruz yine. 2015'ten beri gördüğü en yüksek rakamı gördü. Diğerleri ise karışık. S&P 500, Dow Jones, aynı şeyi söyleyemiyoruz. Borsa baskı altındayken finansal sektörden de bankacılıktan da alacağını Goldman Sachs Bank of America hayal kırıklığı yarattı. Aslında karlılık bildirdiler, duyurdular ama ne oldu? Baktığımızda hiçbir şekilde bu kendi ana kar birimlerinden değil, biri trading'den biri de krediden geliyor. Reverse, yani ters demişler. Gelen veriler de biraz karışıktı. İthal fiyat, ihracat fiyat endeksleri geldi. İhracat eksi 0.2'lerdeydi fiyat açısından. Evet. Bir tek ithalatın yıllık bazda 1.5'a çıktığını görüyoruz. Yarın ne var? Konut başlangıçları, inşaat izinleri ve işsizlik sigortası başvuruları da bir sonraki gün Perşembe günü gelecek. Önemli verilerden diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum Barış. Melike, çok teşekkürler değerlendirmeler için. Hemen anketimizin sonucuna bakalım. İlk sonuçlardan bahsediyoruz. Fitch ne karar verir diye size sorduk. %9 kredi notu artar demiş. Çok düşük kalmış. %17 tamam, görünüm artar. Not artmasa bile en azından demiş. Durağan görünümdeyiz. Pozitife çeker diyenler %17, %74 not ve görünüm değişmez diyor. Ağır bir yoğunluk var. Not ve görünüm değişmez yani. Özlem? Ben de oraya oy vermiştim %74'e. Hı hı. Not ve görünümde herhangi bir değişiklik beklemiyorum. Bu bekleyişlerin biraz hani yukarı yönlü, en azından kredi notunda zaten bir değişiklik beklemiyoruz. Daha şurada işte Ocak ayında olan bir düşüş olması sonrasında tekrar hani yukarı yönlü bir ivme ancak hani birkaç sene sonra belirli yapısal reformlar sonucunda olacaktır. Ama görünümde acaba bir etkisi olur mu beklentisi vardı. Bir kere şunu da söylemek lazım. Diyelim ki işler o 6 ayda çok kısa vadede yoluna girdi ve görünümü pozitife çekildi. Pozitife çekildikten sonra biliyoruz ki yazılı bir kural olmasa da genelde işte 18-24 ay arasında
mutlaka bir hareket yapması gerekiyor kredi derecelendirme kuruluşunun. Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarında bu 12-18 ay kadar da olabiliyor. Yani pozitife çekildikten sonra bu ne demek? Sizi yukarı yönlü tekrar revize edebilirim, tekrar yatırım yapılabilir seviyeye getirebilirim demesi gerekiyor. Şimdi 2 senelik süreçte yani notu aşağı indirdikten sonraki 2 senelik süreçte Türkiye'de o kadar hızlı bir reform sürecinin olması gerekiyor ki hani biz oraya gelelim. Dolayısıyla orada olmadığımızı görüyoruz. O yüzden de bir kere görünümde bir yukarı yönlü hareket olmamasının nedenlerinden biri bu olabilir. İkincisi de evet büyüme dinamiklerimiz yükseldi. Yani güçlü hale geldi. Ve aslında Fitch de bu sene için büyüme tahminini 4.7'ye çıkardı. Gelecek sene için 4.1'e çıkardı Türkiye için. Ancak büyümeyi destekleyen süreç reform kaynaklı değil. Aslında maliye politikasında destekleme kaynaklı. Dolayısıyla hala belirli kırılganlıklarımız var. Biraz önce senin söylediğin şey maliye politikasında belirgin bir bozulma var. Bütün bunlar dolayısıyla da görünümde herhangi bir değişiklik olmaz diyorum. Burak Kanlı. En fikrim iki eklemede bulunayım. Birincisi bu kredi notları aslında kamu borcunun derecelendirmesidir. Dolayısıyla geri ödeme kapasitesinin. Evet. Dolayısıyla hesaplamalarda kullanılan yöntemde kamu mali disiplininin ağırlığı en yüksektir. Dolayısıyla biz burada işte %2 mi olur, 2,5 mi olur ya devam eder korkularından bahsediyorsak kamu mali disiplin görünümde pozitife gelmez. İkincisi de kredi derecelendirme kuruluşları her ne kadar alabildiğine başarısız olsalar da sözde orta ve uzun vadeli makro dinamiklere odaklanıyorlar. Şimdi Ocak ayında görünümü negatife çekmiş, notum demiş bir kredi derecelendirme kuruluşunun işte 5 ay sonra 6 ay sonra tekrar bir yukarı yönlü değişikliğe gitmesi o kuruluş için ya ben aslında her şeyi baştan yanlış analiz etmişimin şeyidir, itirafıdır. Dolayısıyla ben herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemem. Peki Borsa İstanbul için birer cümle. Özlem, bugün biraz satış vardı. Devamını bekler miyiz? Bu Trump kaynaklı. Aslında global hisse senetlerinde belirli bir düşüş vardı. Onun devamıydı. Dolayısıyla oradaki risk tarafının biraz daha olumsuza döndüğünü gördük. O yüzden bir miktar daha devam edebilir satışlar ama çok ciddi bir satış beklemiyoruz. Hala kuvvetli gözüküyor BIST 100. Borsa İstanbul Burak Kanlı. 93.000'den beri temkinli olunması, 93.000'den itibaren temkinli olunması gerektiğini söylemiştim. Yani %10 arttı. O şeyimin verdiğim ne diyeyim? Görüşün yanlış çıktı, ortaya çıktı. Ama ben halen bu noktalardan yani halen ben birine temel desteklemiyorsa, fiyatlamalar desteklemiyorsa buradan alınır borsaya girilir demem, özellikle mevduat faizi bu seviyelerdeyken. Hala peki Furkan Bey Fitch sürprizleri sever, görünüm pozitife çeker sonra neden değiştiğini konuşuruz demiş. Alper Bey de onu da okuyayım. Neredeyse not düşürmesini isteyeceğim çünkü onlar bize yüklendikçe bizim piyasalarımız yukarı gidiyor demiş. Bence de yatırımcılar kredi kuruluşlarının notlandırmalarını çok da umursamıyor bence demiş. Tersi olsa Türkiye bu kadar para akar mıydı? Taner Yücesoy Bey, onun da mesajını okudum. Özlem Bayraktar çok teşekkürler. Burak Kanlı çok teşekkürler. Yarın ne konuşacağız? Ona bakalım, sonra programımızı yavaş yavaş kapatıyoruz. Amerika'dan ve Çin'den diyalog toplantısı gelecek. Amerika'dan yine Haziran ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri geri olacak bizlerde. Yarın akşam efendim 22.00'da küresel piyasalarda yeniden karşınızda olmak dileğiyle diyorum. Herkese iyi geceler.